Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. İlk baskıda artık Fenerbahçe bölümü. Yine gazete başlıkları ve haberlerimizle sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe'de Altay Bayındır sevinci yaşanıyor. 23 yaşındaki kalecinin lige verilen arada takımla birlikte çalışması bekleniyor. Fenerbahçe'de Altay Bayındır takıma dönmeye hazır. Bir aydan uzun bir süredir bireysel olarak saha çalışmalarını sürdüren genç kaleci tamamen hazır duruma geldi. Bu süreçte 17 maç kaçıran Altay'ın Antalya kampıyla birlikte takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. 23 yaşındaki kaleci 30 Ekim'deki İttifak Holding Konyaspor maçında omzundan sakatlanmış ve ameliyat olmuştu. Altay Bayındır geçen sezonda bileğindeki kırık yüzünden 6 maç kaçırmıştı. Sakatlığı bulunan diğer oyuncu Mert Hakan Yandaş'ın da antrenmanlara başlaması bekleniyor. Hasta oldukları için Sivas'a götürülmeyen Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil gecikmeli olsa da kampa katılacak. Demir Grup Sivas Spor maçında sakatlanan Filip Novak'ın tedavi süreci ise devam edecek. Uruguay Futbol Federasyonu Fenerbahçeli futbolcu Rossi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Detaylara beraber bakalım. Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası Amerika elemeleri kapsamında Paraguay ve Venezuela maçları öncesinde yapılan rutin COVID-19 PCR testleri sonucunda Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi pozitif çıktı. Uruguay Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Rossi ile beraber Torreira'nın da test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Yine Fenerbahçe'den bir diğer haberimize geçelim. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi Sait Yılmaz, Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. Kalamış'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yılmaz, Yüksek Divan Kurulu'nun kriz dönemlerinde kulübün ve yönetimin yanında olması gerektiğini dile getirdi. Sait Yılmaz, Fenerbahçe'yi bugün bulunduğu yerden birkaç basamak yukarı çıkarmak için çalışacaklarını vurguladı. Kendisi ve ailesinin Fenerbahçe kulübüne iyi ve kötü günde her zaman destek verdiğini belirten Yılmaz, bunun yaşadıkları sürece devam edeceğini de ifade etti. Sarı lacivertlerle ilgili olarak başlıklarda neler var? Yine Fotomaç'ın iç sayfasında forvete Suarez. Aslında Fenerbahçe ile ilgili olarak transfere dair çok fazla isim var değerli izleyenler. Artık bu teknik direktör problemi ortadan kalktı. Gelecek sezon için elbette planlamalar devam ediyor ama en azından şu an için gündem transfer, diğer kulüplerde olduğu gibi ve birçok isim paylaşılmış. Varan bir sol beke Masuaku ismi verilmiş. Fenerbahçeli Kongolu sol bek için girişimlerini hızlandırdı. 24 yaşındaki futbolcu satın alma opsiyonlu olarak kiralanacak denilmiş. Aynı zamanda Konan'ı da kovalıyor Fenerbahçe sol bek transferinde. Güçlü adaylardan birisi de Konan'dı. Ren forması giyen fil dişili yıldız için sarı lacivertli idareciler Fransız temsilcisiyle görüşmelere devam ediyor. 6 milyon avroluk çıkış bedelini yüksek bulan Fenerbahçe rakamı düşürmek için de yoğun çaba sarf ediyor. Oyuncuya dair dipnotlar verilmiş. İyi bir koşucu, pas istasyonu olabiliyor. Güçlü driplingleri var, çok dayanıklı, şiddetli, depar sayısı yüksek, kayarak ve ayaktaki müdahaleleri oldukça başarılı denilmiş. Aslında Fenerbahçe için de çok profili uygun bir oyuncu. Varan 2 olarak forvete Suarez, yine ara transfer döneminde domino taşı etkisi başladı. Hollanda'da mutsuz olan Zahavi, Yunan ekibine gitmek istiyor. Kanarya'nın gündemindeki 31 yaşındaki yıldız da boşa çıkıyor bu durumda. Ona dair özellikler verilmiş. Varan 3 olarak Pesic gösterilmiş. İlk sayfada da sizlerle paylaştık. Hull City'den gelen teklifleri reddeden Pesic Fenerbahçe için gün sayıyor artık. 12 golle Süper Lig'de krallık koltuğunda bulunan Sırp Yıldız sarı lacivertli kulübe evet dedi. Şimdi Fatih Karagümrük'le Kanarya'nın el sıkışmasını bekliyor. Fatih Karagümrük ilk aşamada bir yıl daha kontratı olan yıldız oyuncu için 2,5 milyon avro talep etti. Sarı lacivertler Sinan Gümüş'ü takasta kullanarak rakamı düşürmeye çalışıyor. Orta sahaya da Yusuf denilmiş. Kanarya Barcelona ile kiralık kontratını sona erdiren büyük yetenek için şu anda devrede. Ancak Dortmund gibi de bir rakibi var. Yine Fenerbahçe'nin Yusuf Demir Rapid Wien'den Barcelona'ya gitti. 18 yaşındaki büyük yetenek de burada kalıcı olamamıştı. Kısa süre önce de Katalan Devi ile olan kontratını feshetti Yusuf ve Viyana'ya geri döndü. Kanarya'da
raket gibi kullandığı sol ayağıyla hücumun her bölgesinde etkili olabilen genç futbolcuyu renklerine katmak için yine bir harekete başladı. Bakalım sonucunda ne olacak? Fenerbahçe ile ilgili olarak yine Pereira'nın olmamasına yönelik ufak bir başlık açılmış. Şöyle diyor: Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira'nın bir sonraki durağının Everton olacağı iddia ediliyordu. Ancak Premier Lig ekibiyle Portekizli hoca arasında anlaşma sağlanamadı. Yine bir habere göre bir süredir devam eden pazarlıklar olumsuz sonuçlandı. Everton diğer adaylara yönelmiş durumda şu anda Pereira ile ilgili olarak. Bunun dışında Max Meyer çıkışa doğru Alman yıldız yol ayrımında sarı lacivertlerin sezon başında 2 yıllığına renklerine bağladığı Max Meyer ile yolların ayrılması planlanıyor. Yeni transferler için yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan Kanarya Alman futbolcusunu gözden çıkarmış durumda. Başta Fatih Karagümrük olmak üzere birçok Anadolu kulübü de 26 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ediyor. Meğer Fenerbahçe formasını 3 kulvarda 12 defa taşıdı. Rakip ağları sadece bir kez sarsabildi. Ferdi Kadıoğlu'na dair de bir bilgi var. Bir teklif geldiği yönünde Forest'tan 22 yaşındaki futbolcunun menajeri İngiltere'ye davet edildi. Championship ekibinin teklifini dinleyecek olan menajer ardından projeyi ve sözleşmedeki rakamı Ferdi'ye iletecek. İkili de son kararı verecek. Fenerbahçe'de oyuncusunu mutlaka kadroda tutmak istiyor. Yine hoca arayışına dair detaylar var. Fenerbahçe ile ilgili olarak bir ayı aşkın süre hocasız kalmıştı. Sizlerin de bildiği gibi Pereira sonrasında İsmail Kartal'ına takım emanet edildi, teslim edildi sonrasında, ama bu tepkiler bir nebze olsun dindirilebildi sadece. Başkan Ali Koç ve yönetimi de gelecek sezon için yine arayışlarını sürdürüyor. Hep söylüyoruz, birçok isim konuşuluyordu yerli ve yabancı olarak, ama galiba en çok hala üzerinde durulan isim Löw. Hala temasların Löw yönünde ağırlaştırıldığı ve devam ettiği yönünde de yine başlıklar açılmış Fenerbahçe ile ilgili olarak. Fenerbahçe'deki gelişmeler şimdilik bu şekilde, ama daha çok transferin ön planda olduğunu Murat görüyoruz ve bununla ilgili de işte sol bek, forvet ve orta saha ile ilgili adımlar atılmış. Evet, Fenerbahçe taraftarlar da genelde transfer döneminde olduğumuz için transfer ağırlıklı soruyorlar. Burhan Çoğadar, günaydın, iyi yayınlar dilerim. Fenerbahçe hangi mevkilere yine transfer yapacak, bilgilendirir misiniz demiş. Hila zaten gazeteler üzerinden o bilgiyi verdi. Musaka yine önemli bir oyuncu. Baktığımız zaman Konan ismi söyleniyor. Yani sol bekte bir oyuncu ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Oynayan oyunculardan yeterli verim alınamadı. Novak sakatlandı. Nazım Sangare dönem dönem oynuyor ama onun da istikrarı tam anlamıyla sağlanamadığı için o bölgede büyük bir ihtimalle bir takviye yapılacak.